Mutfak Yeme Lokantası bir ondan bir bundanı sunar. Ondan bir bundan herkese selamlar, sevgiler. İşte yine harika bir cumartesi gecesi. Saatler 23'ü gösterdi ve konuklarımız hazır. Biz hazırız sizlerle buluşmaya, güzel bir sohbete. Hoş geldiniz canımız Ayşe Kulin'imiz bizlerle birlikte. Ayşe Hanımcığım çok teşekkürler geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Harika bir sohbet olacak. Cüneyt Tek bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bir genç enerjisi böyle geliyor. Buradan. Ya öyle genç gözüktüğüme bakmayın ben. Çok da genç değil mi? Benim de genç gözüküyor. Konuşanlara bakın. En genciniz ki. Ayşe Hanım siz hiç konuşmayın. Ama Ayşe en güzel parlayan sizsiniz Ayşe Hanım. Hayır, ben, evet, ben gerçekten şokum. Yani biliyordum oğullarınız olduğunuz ama 4 oğlan 8 torunu gerçekten şimdi... Bir de torun çocuğu. Onu unutmayalım lütfen. Torun çocuğu dile kolay. Söylemesi bile çok enteresan geliyor. Torun çocuğu. Evet. Tabii Allah başlasın. Torun olunca torun çocuğu doğdu. Evet. Ama yani torunlar nasıl büyüdüyse çocuk da olmuş. Yani şokum gerçekten. Ben de anneannemin annesini babasını görmüş ya. İnsanım. Tabii. Ne şanslısınız. Bizim aile yani. Uzun yaşar. Maşallah. Çerkez ve Boşnakası'nda olduğu için. Ama harikasınız yani nasıl bunun tüyolarını ne olur bu programda verin. Özellikle bugün çok enerjim çok düşük. Çünkü çok sevgili bir düğünüme dün veda ettim. Allah rahmet eylesin. Hikayelerimiz bitmesin aslında. Ya ortak hikayelerimiz evet. Hayallerimiz bitmesin. Evet. Ya Ayşe Hanım bir şey söyleyeceğim. Bu programda biz elbette ki harika kitaplarımızı evet. konuşacağız ama insanların merak ettiği ve başka yerlerde konuşulmayan yönlerimizi de konuşmak istiyoruz. O yüzden ben aslında çocuklardan çok yönlü değilim maalesef. Yönlüsünüz. Hayır sadece çocuklara anlatsanız yönünüz zaten böyle. Gerçekten kaç yaşında anne oldunuz? Çok erken. Sorması ayıp değilse. Çok erken. 19 yaşında evlendim. 20 yaşında ilk oğlum kucağımdaydı. İşte tabii. Öyle. Ve erken. Çocukların araları kaç yaş? 11 ay 2 oğlanın. İkiz gibiler. İkiz gibiler evet. Ama o sırada doğum kontrol hapı falan keşfedilmemiş deniyoruz. Evet. Ondan sonra diğer ikisinin de arası 10 ay. Ay o da kısa. Çok yakınlar mesela. Evet çok yakınlar. İkiz gibi. Ama şu kolaylığı var, ikiz büyütür gibi. Yani bir çırpıda iki çocuk büyüveriyor. Yani 5 yıl arayla 4 çocuğunuz olsa 20 sene küçük çocuklu oluyorsunuz. Evet, aynen öyle. Değil mi? Aynen. Sil halbuki baştan, sil baştan. Sil baştan, evet. Sil baştan oluyor. Halbuki böyle iki büyüğün, iki küçük tayfalarıydı. Ay. Yani ay. Her birinin bir tane şeysi vardı, tayfası. Onları yarıştırırlar, işte tırmandırırlar, koştururlar, saat tutarlar. Böyle bir çok eğlenceli bir erkek çocuk hayatı vardı evde. İki büyük iki küçüğün arası ne kadar? İki büyük iki küçüğün arası 5-6 yaş. Ana bir 5 yıl bir dinlenme şeyi olmuş ama onlar da 5 yaşına gelince diğerleri de olmuş zaten. Ay çok güzel. Ben şimdi 14 yaşında bir kız çocuğu annesi olarak hani tek çocuk da zor biliyorsunuz. Ben tek çocuk. Ay siz ben tek çocuğum belki onun için çok çocuğum var. Çünkü ben kardeş isterdim çok. Annem de tek çocuk. Dolayısıyla anneannenin de tek torunu olarak o tek çocuk olmanın keyfi çok büyüktür. Bir de kıskanç olamazsınız. Çünkü ben 4 çocuğum olduktan sonra kim kıskanacağınız? Bütün her şey sizin. Oyuncaklar, evet, kalemler, boyalar, anne, baba, büyük anneler hepsi sizin. Onun için kıskançlık duygularınız yeşermiyor içinizde. Ay. O öyle bir hem avantaj hem dezavantaj tabii. Şey çünkü biraz masum gidiyorsunuz hayatın içinde yani kıskanmayı bilmeden. Çok iyi bir şey kardeş değil. Çok çok önemli tabii, bir şey. Ben bizde 3 kızız ama ablamın da benim de tek çocuğu var. Biz kalabalık olamadık. Evet evet. Hem iyidir hem değildir işte. Ben de tek çocuğum. Ben de o yüzden yıllardır hiç kimseyi kıskanamıyorum. Çok duyguymuş Ayşe Hanım canım. Çok gelişmiyor o duygu. Evet. Şimdi ben çocuklarla sofraya otururuz. Evet. Meyve gelir. Dörtten birden uzanır. Evet. En iyisini okur. Böyle bir şey hepsi benim. Evet doğru. Yani rekabet hissi olmuyor. 13. Peki çok kalabalık ve hareketli yıllarınız geçmiş belli ki. Evet. Belli ki. Çocuklar doğduğunda yazıyor muydunuz? Hayır. Yani yazıyordum da yayıncım yoktu. Hı-hı. Ben hep yazdım. Hı-hı. Yani ilkokula başladım işte okumayı söktükten itibaren ben hep yazarım diyor. Her okulun bir dergisi vardır. İlkokulunda vardır, ortaokulunda. Evet. Benim her bir dergide
bir şeylerim vardır yani. Abuk subuk şeylerim, hikayelerim falan. Çok yani. Önemli yazarların hikayesi çok benzer aslında. Yani çok küçük yaşlarda yazmaya evet, başlıyorlar. Çok bu çok belirleyici bir şey demek ki. Bir de notlarla belki başlıyor değil mi Ayşe Hanımcığım? İlk notlarla böyle yavaş yavaş küçük küçük not almalarla. Bilmiyorum herkesin öyle tarzı not farklı. Not aldığımı hatırlamıyorum. Evet. O sıralarda hafızam çok berraktı. Hmm. Her şeyi kafamda tutabiliyordum. Çok şiiri ezbere bilirdim. Hem İngilizce hem Türkçe. Ay. Ama artık hiçbir şey bilmiyorum. İsimleri, yüzleri unutuyorum. Yani yaşamak kötü bir Ayşe şey ama. Ayşe ilkokulda yazdığınız o dergilere yazdığınız yazılar duruyor mu hala? Tabii çünkü dönüp bakıyor musunuz arada? Şey, okul kitapları vardır ya, hani resimler konur çocuklara. Evet, anı defteri gibi. Anı defteri gibi değil, yıllık. Yani her birinin mesela kolejde rekordtur onun adı. İlkokuldayken yıllıktı, onun içinde duruyor. Ara ara bakıyor musunuz? Şey, İzlerimiz diye bir dergi çıkarırdı benim okuduğum o zamanki Robert Kolej, bugünkü Robert Kolej, evet. Amerikan Kız Koleji'ydi o zaman. Orada da işte o izlerimizde benim var. Gene bizim çok önemli yazarlarımızdan Nazlı Eray'ın şiiri var. Ay benim ki onunkinin yanında ne kadar kötü, ne kadar kötü. Aaa canım! Evet, evet öyle. Şimdi şöyle bir şey vardır. İnsan kendi kendini daha çok eleştirir, daha çok acımasızca, eleştirir. Evet. Ama o fantastik öykü yazarı oldu. O yani bizim memleketimizin Dalisi edebiyatta. Nazlı Eray, yani bayılırım. Avrupa'da yaşasa patlamıştı kız. Türkiye'de gene çok iyi tanınıyor. Ama bir kitlesi Çibirli çok önemli bir kitlesi var. Ama var yani evet. Hakikaten çok önemli bir yazar. Ya yazarlar. Bizim sınıftan çok yazar çıktı. Kimler çıktı? Thomas Uyar. Onun benim sınıf arkadaşım. Pınar Kür. Ondan sonra İpek Ongun çocuk yazarıdır ama genç yazarıdır. Yani ergen yazarıdır. Evet. Çok önemli bir boşluk kapatır edebiyatta. Sonradan başkaları da var tabii, çocuk yazarları tek o değil ama. Tomris, Pınar, ben, İpek. Hepiniz sınıf arkadaşı mısınız? Yani aynı dönem mi ya da? Nazlı Eray'la aynı dersleri aldık. Bizde elektif diye seçmeli dersler vardı. Aynı seçmelere girdik. O bir sınıf küçüktü. Nazlı Eray'la, o benden bir sınıf küçüktü ama aynı seçmeli dersleri aldığımız için yan yana oturmuşluğumuz var derslerde. Peki neden acaba bir sınıftan bu kadar, bir dönemden bu kadar yazardık? Çünkü bizim okul edebiyata çok önem verirdi. Evet. Tiyatroya çok önem verirdi. Biliyorum, o kadar iyi biliyorum ki çok biz Robert Kolej'de gidip vardı. Oynadık yani. Hani evet. 10-15 yıl önce. Her sene, her sınıf bir kendi sınıfının oyununu koymakla mükellefti. Yani mutlaka bir sınıf oyunu çıkardı. Hatta Fransızca alanlar, Almanca alanlar da kendi aldıkları dilde bir tiyatro yapmak zorundaydılar. Bir de ayrıca Robert Kolej'le birlikte bir oyun sahnelememiz gerekirdi. Bir de o dönem beğenmemiş. Giderdik gelirdik yani evet evet. Bir dakika yani, Robert Kolej değil miydi zaten sizin? Amerikan Kız Koleji. Robert'te ayrıca mıydı? Robert'te biz Arnavutköy'deydik. Hı hı. Onlar Bebek'teydi. Tamam, sonra mı birleşti? Sonra ben mezun olduktan sonra, ben o döneme yetişemedim. Ben mezun olduktan bir sene veya iki sene sonra, şansa bakın. Çünkü oraya gitmek için dünyanın otobüs parasını verirdik. Tabii. Otobüs gelirdi, tutulurdu, hepimiz binerdik. O bayağı bir adam başı. O bebeği, Bebek'te bildiğimiz kapı mı? Evet, o hani giriş. Oraya giderdik. Ondan sonra üniversite oldu Robert kısmı. Ve erkekler de bizim tarafa geldiler. Yani karma okul oldu bizimki. Aa, enteresan. Evet. Çok... Ve adı Robert Kolej. Kolej yani. Evet. Ya ama aynı okul. Aynı okul aynı değil okul. Mi? Tabii tabii hiç. Aynı okul. Ama bir şey söyleyeceğim, ne kadar önemli değil mi? Şimdi demin Pierre Loti'den bahsettik. O da öyle biliyor musunuz? O da çok edebiyata ve şey yani daha doğrusu sosyal yorumlara çok açık bir okul olduğu için mesela oradan da çok yazar çıkmış. Yani bizim Türk sisteminde o kadar şey yok. Bilmiyorum ben çünkü orta birden itibaren orada okuduğum için yani orta mektep nasıldır Türk liselerinde bilmiyorum ama bizim okulda Türk edebiyatına da çok önem verilirdi. Hem İngiliz hem dünya edebiyatı okurduk. Bir de Türkçe hocalarımız çok iyiydi, edebiyat hocalarımız. Ama çıkan isimlerden de belli her evet evet, evet yani. Çok tiyatrocu var evet. Bizim okuldan yani hem Robert Kolej'den erkek tarafından kim bugün var. Haldun Dormen'den tutun, Nevran Selen'den evet. Tutun, Nevran Selen'den tutun, Göksel abla da galiba. Göksel evet. Yani kimi saysam evet, o kadar evet, çok ki. Beğenmiyemiş. Ali Tayvan, hepsi bir sürü yani şu anda aklıma gelmiyor ama Genco da Genco evet. Çok
Çok duayen ya, hepsi evet, de duayen çünkü yani. Çünkü çok tiyatro yapardık. Tiyatro çok önemliydi. Ama ben kendimi şanslı sayıyorum. Kız kolejinde, yani kızlar olarak okuduğum için. Çünkü yıllar sonra gittim okula konuşmak için falan. Çok şıktı bizim okulumuz. Ya yani böyle vallahi. Yemek masalarımızda beyaz örtüler serilirdi. Akşam yemeklerinde garsonlar servis yapardı falan. Biz böyle lady'ler gibi. Oh. Ama spor da yapardık. Yani her çok şey. Eğlenceli bir okuldu. O anki gittim, evet. Yatakhaneme yani odalarımıza yatakhane evet. kısmına geçeyim diye. Ay Allah'ım, kötü mü oldu? Yatakhane oğlanlar da girmiş, ayrılmışlar tabii kızlarla oğlanların şeylerini ama böyle şıkı gitmişti okulun. Yani erkek çocuk girdi mi, benim size anlattım erkek evet. çocuklarım var, bir şey değişiyor yani. Ya o anki duygu... Zarafet gidiyor. Evet. Evet. evet, evet. Onu aşağıda... Yemekhane, tahta masalar, kafeterya açılmış, paküt, bir şeyler, servis mervis yok. Üzülmüştüm yani. Ben iyi ki iyi zamanda. Ben de kız sesi mezunuyum. Herhangi bir kız sesi mezunuyum ama kız sesinin öyle bir öyle, hani çok, naif şeyi var. Naif şeyi vardır. Ve gece mesela giyinir inerdik. Öyle güzel. Akşam yemeklerine böyle... Aa, bayağı falan. Davete gider tabii, gibi. Tabii, yani hayır öyle artık... O kadar değil ama yani evdeki gibi de değil. Evet, ama önem verdiniz yani. Evdeki gibi de tabii önem verilerek. Siz neden yatılı okudunuz? Çünkü benim annemle babam Ankara'da oturuyorlardı. Ha. Babam bürokrattı. Onun için ben annemin de okuludur. Anneannemin kız kardeşinin de okul. Biz birkaç kuşak orada. Aynı okuldan aha. olduğumuz için yani ailede 5-6 kişi var oradan mezun. Siz de oraya yönlendiniz. Kuzenlerim falan tabii orası ama böyle bir müessese. İyi ki varsınız oradan mezun olmuşsun, hayatımıza girdiniz. Ama o zaman çok güzel bir okuldu. Amerika'da bugünkü Amerika değildi. Evet. Okulumuzu çok severdik, öğretmenlerimizi çok severdik. Bizi çok iyi yönlendirmişlerdi. Bugün artık ne Amerika o Amerika. Evet. Yani bugün istemeyebilirim bir Amerikan okulunda okumak. Gerçekten mi? İstemeyebilir misiniz? İstemeyebilirim, evet. Çünkü Amerika... Çok değişti ya. Çok evet. Ya duygularım evet. tamamen evet. değişti. Kusura bakmasın evet. Amerikalılar. Yani bu kadar çok sömürü ve başka ülkelerin burnunu müdahale, sokaraktan evet, müdahale öyle, şu FETÖ'yü bile onlara borçluyuz. Yani tabii, kusura bakmasınlar. FETÖ'den yani temizlenmemiz bile zor oldu yani. Evet, i̇nşallah evet, temizleneceğiz inşallah. Şu anda yaşanan şey de o evet. maalesef. Yani, büyük ülke hayırlısı. Ama büyük güç ama gücü kötüye evet, kullanıyor. Evet. Gücü kötüye kullanıyor evet. çok güzel bir cümle. İnşallah da o FETÖ belasından kurtuluruz. Ama diyelim. Şeyden kurtulalım inşallah. Yani insanlık bu hırstan ve savaştan evet. kurtulamazsa i̇nşallah. Dünya kalmıyor. İnşallah. Yani benim çocuklarımın hani o dedim ya torun evet. çocuğu belki de başka gezegene gidecek. Çünkü içine okuyoruz, canına okuyoruz dünya. Nasılsın? Peki. Neler yapıyorsun? İyiyim. Instagram'da harika gidiyorsun. İyiyim. Her şey yolunda. Ankara'ya yerleştim. Ankara'dayım. Son bir yıldır. Niye televizyona ara verdin? Ya Şebnem'in dediği doğru gerçekten. Televizyona niye ara verdin? Ya bu uzun zamandır gözükmüyorsun aslında. Şöyle söyleyeyim. Bir küskünlük var mı? Yok yok hayır. Şimdi başka alanlar da ben ekledim evet, evet. işime. Çok uzun yıllardır bana sürekli işte ses tonunu çok güzel seslendirme yap, neden yapmıyorsun falan diye çok fazla eşim, dostum, arkadaşlarım vesaire böyle söylemlerle karşılaştım. Başta korktum. Acaba yapabilir miyim diye. Neden korktun? Ses tonun iyi, şarkı söylüyorsun. Evet. Diye düşündüm. Her zaman bilmediğiniz bir şeye hani girmeden önce bir korkarsınız. Evet. Bilmediğiniz endişe bir şey edersiniz. Olunca. Ama halbuki onu içine girdiğinizde, parçalara ayırdığınızda çok basit. Doğru. Eğer yeteneğiniz varsa çok basit. Doğru. Ben işte son iki yıldır özellikle bu pandemi de aslında pandemi diye böyle konuşuyoruz ya hani sıkıntılı falan filan. Ben doğruyu söylemek gerekirse pandemi bana iyi geldi. Ürettin değil mi? Ben çok ürettim. Evet. Çok alan koydum. Hani işte seslendirme başladı iki yıldır. Şu anda Türkiye'nin ya, çok güzel ya. Evet. Teşekkür ederim. Vallahi sizden ya. Duymak hakikaten büyük bir onur. Ses teşekkür ediyorum. Ondan sonra sunuculuk da olur. Reklam seslendirmeleri yapıyorum şimdi. Türkiye'nin en iyi ajanslarından bir tanesiyle çalışıyorum. Sunuculuk düşünmedin mi Ayşe Hanım'ın dediği gibi? Vallahi sunuculuk da yapabilirsin. Şimdi birinin aklına gelsin. Evet, evet doğru doğru. Buradan o zaman çağıralım. Çağıralım. Gönderelim vallahi. Diğerleri. Peki o yüzden mi? Şey, çünkü dublaj Ankara'da yaygındır. Ondan öncesi beste yapıp daha çok verdim sanatçı arkadaşlarıma. Mesela en son neler vardı? Rafet El Roman'da yine bana ait bir şarkı vardı. Adımla seslendi. Wow. Hmm.
Mustafa Ceceli ve Ravi İncigöz'ün okuduğu Şeker şarkısının sözlerini beraber yazdık Ravi İncigöz'le. Öyle mi? Cenk Eren'de bir şarkı vardı. Yani şu... Çok iyi değerlendirdin bu. Hani uzak evet. durdun dediğiniz zaman da biraz daha mutfak kısmındaydım. İyi değerlendirdin. Şarkı yani. Yapıyordum aynen. Bir de şey var yani bende böyle iyi mi kötü mü bilmiyorum. Bana göre iyi. Ben böyle çok fazla huzuru deneyimlemeyi seven bir adamım huzuru. Bence hani böyle, güzel. Ya öyle yapayım böyle yapayım gibi hırslarım yok. Mesela seslendirme olayı keşke daha önceden işin içine girseydim. İnanılmaz keyifli. İnanılmaz güzel. Şimdi karşımızda öyle değerli, öyle önemli tabii, bir tabii. yazar tabii. hanımefendi var ki, yani o, şuraya geleceğim. Ben mesela okumayı çok severim, gerçekten çok severim. Seslendirmeyle de alakalı çalışmanız okumak. Evet, okumak sesli tabii. kitap okumak. Evet. Şimdi yaptığınız işi bir yerlere taşıyabilmek için çalışmanız gerekiyor. Nedir? Sevdiğiniz şeyi yapacaksınız, bol bol kitap okuyacaksınız. Nasıl? Ne kadar güzel. Hani, çok doğru söylüyorsun da nasıl karar verdin bu seslendirmeye? Ya yani işte dedim de çok fazla ısrar oldum. Hadi ben bir deneyeyim dedim bunu. Orası da çok böyle pirift bir mecra. Evet, pirift bir şey yaptım. Çok önemli sesler var. Böyle aradan sıyrılıp çıkmak da zor. Ben de yapıyorum reklam dublajı. ama çok keyifli tabii yani. Evet. Yani o reklamda kendi sesini duymak, biz genelde tabii Amerika işte bu önemli makyaj markalarının filan seslendirdiği yurt dışındaki işte şeyleri, aktrisleri filan seslendiriyoruz Türkçe olarak burada da. Böyle çok tuhaf geliyor. Mesela çok ünlü bir aktris, ben Türkçe seslendirmişim onu filan. Bana güzel. Çok tuhaf geliyor. Çok keyifli. Çok güzel geliyor yani. Ya bir de şey, ne kadar mesela şu an iyi de gelse o seslendirmeyi dinlemeden çok anlaşılmıyor. Tabi dinlemen lazım. Ya hayır hayır şey. Yani yaptığım işi dinledikten evet sen bunu iyi yapıyorsun diyorlar hani. Peki Ankara neden? Ankara neden? Ankara bir vesile oldu aslında bir arkadaşım dönemsel bir işimiz vardı orada. Gittim çok 15 yıllık tanıdığım dostlarım var orada arkadaşlarım var. Çok ha şey sevdim. Mi yani gidip geliyor musun çok işlere? Sevdim. Ben şeyi çok seviyorum düzeni çok seviyorum. Düzen. Ankara'da huzur. Tam düzen daha şehri sakin. Değil mi? Şimdi İstanbul aslında şu anda sakin değil ya ben Ankara'dan var. Geliyorum işte yani bayağı şimdi İstanbul'la kıyaslayalım. Ay İstanbul'la tabii ki. Fark vallahi. Herhangi bir şehri İstanbul'la kıyaslamak yanlış bence İstanbul çok özel bir şehir. 20 yıldan fazla İstanbul'da yaşadım. O zaman hoşuma gidiyordu o kaosu ama artık yoruyor beni. Nerede hepimizi mutluysanız, yoruyor, evet. mutlu olduğunuz yerde huzurlusunuz, huzurluysanız enerjiniz de güzel gidiyor. Üretiminiz de çoğalıyor. Üretim de daha çok çoğalıyor. Dedim ya oraya gittiğim andan itibaren bir sürü proje, bir sürü şey gerçekleştirdi. Çünkü mutluyum. Şimdi nerede mutluysanız... O enerji o. Orada çıktı demek aynen. ki. Şey orada da mı yapıyorsunuz, dublaj mı yapıyorsunuz? Ankara'da yapıyorsun. Yoksa İstanbul'da şöyle, işlere mi gidip geliyorsun? İşler İstanbul'dan geliyor. Ha geliyor orada kayıt alıp yolluyorsun. Evet orada kayıt alıp yolluyorum. İşte jingle yapmaya başladık çok yeni. 7-8 aydır. Reklam jingle'ları. Bir sürü jingle yaptık. Üretmiş yani Ayşe Hanım. Üretmiş ya. Valla bu 2 yılda, 2,5 yılda üretmiş Cüneyt'e. Teşekkür ederim. Acaba ne güzel, o da çok keyifli. Mesela, onu da yeni güzel. Keşfettim. Ya ben hakikaten bunu çok evet. seviyormuşum. Ve onun için oturup uğraşıyorum. Uğraşırken ya, mutlu oluyorum. Yani çalışırken mutlu musun? Yoksa üretmek için ya üretmem lazım. Ya aslında tabii sıkıntı. Pandemi dönemi evet. oldu. Evet. Ya üretmem lazım diye hiçbir şey üretemiyorum. Evet. Olmuyor. Üretilse doğru. Doğru. Şimdi çok o kadar kendimizle kaldık ki pandemide. Yani bu eksiklerimiz ya da yapabileceklerimiz çok ortaya çıktı. Potansiyellerimiz evet. ortaya çıktı bence. Pandemi nasıl geçti sizin? Yemek yaparak. Çünkü evde çalışan hanım gelemedi. Gelemedi. Yani gidip bir şeylere gelecek, getirir götürür bizi hastalık diye. Biz de yaşlı insanlarız. Onun için yemek yap, süpürge yap. Hazan'da yazdım işte Engin evinde ya, süpürge. Ay, Engin kolay. Abiye de selamlar veririz gerçekten. Evet. O da ayrı bir keyif aslında. Tabii çünkü çok yani, yorucu oldu. Hepimiz yaptık onu da. Çünkü baş başa kalınca yapacak başka bir şey de yok. Hmm. Yemek yapıyorsun. Ama işte. Cepte yemek tarifleri çoğaldı değil mi heybede? Heybede. Ayşe Hanım. Ha? Evet. Yemek. Sen yapmadın mı? Beyler yemek yapmayı öğrendim ben, pandemide. Cüneyt. Ben baklava yapmayı öğrendim. Ay o yaprak nerede? Sarıyorum. O yemek ısıtmayı bilmiyor ya. Ben yemek ısıtmayı bilmiyorum. Yaprak sardım arkadaş. Yaprak mı sardın? Evet. Evet. Yaprak sarmış Ayşe Hanım. Baba yaprak tabii. Gerçi ne yapacağım? Hani pandeminin ilk dönemi evdesin. Tek.
Yani o odadan evet, çık, doğru. Öbür odaya gir falan filan yani sıkılıyorsun zaman bir yerden sonra. Geçmiyor, evet. Erkekler ama... normal zamanda yapmadığı için yemeği herhalde yetersen geldi onlara yemek yapmak. Bunu üstüme alınmıyor biz Adanalılar olarak biz her zaman yemek yapıyoruz. Doğru Adanalıları yapar onu bilemiyorum. Bütün ahçılar en evet en iyi en iyi şefler şey erkek. Hayır ben genel anlamda söylüyorum. Bunu iş olarak yapmayanlar doğru. Hani şey. Bonulu aşçıların hepsi erkek. Ya. Değil mi? Ya kadın aşçı az aslında ben gerçekten. Şey, ben evde genelde yapmazlar ya. Çoğunlukla erkek kızları eriyorlar eriyorlar. Evet. Sonunda yine erkekler kazanıyor. Şebnem ama Ayşe Hanım Şebnem doğru söylüyor. Şimdi pandemiden çıktık ya yine yapmıyorlar. Sen boş ver. Yine yapmıyorlar ya. Yani. Erkekler yine yapmıyor. Ben yalnız yaşıyorum abi. Ben yalnız yaşıyorum. Ben de yalnız o yüzden yaşıyorum. Valla. Ben de tek çocuğum. Her gün baklamamı böyle. Valla. Bize şöyle bir Adana kebap nasıl yapılır? Onun tarifini versen. Ya alalım. Bir kere belki Adana evde deneriz. Öncelikle etini Adana'dan alacaksın. Ya onu deme bize. Nasıl yapalım nasıl onu? Nasıl alacağız ama Cüneyt'i? Eti? Bağında böyle kuzu gezecek, kekiğini yiyecek, otunu yiyecek. Ama hayatım onu mesela alamadık. Hadi diyelim alamadık. İstanbul'dan aldık bir et. Yani bir et, ne et alacağız? Siz burada... Yani İstanbul'da vesaire kebabın içerisinde kuyruk yağı ben görmedim koydukları. Ben kuyruk yağı görmedim. Ben de görmedim. Bilmiyorum Ayşe Hanım. Kebap sever misiniz Ayşe? Evet. Severim. Ayıp olmaz. Sever misin? Yok yok burada her şeyin doğrusunu konuşuyorum. Sever misiniz Ayşe Hanım kebap? Ben kebap severim de çok et taraftan. Ha et yemiyorsunuz olabilir. Akdeniz yemeklerini daha zeytinyağlı ağırlıklı. Bir de Adana'ya gittiğim zaman hakikaten çok kebap yiyorsunuz. Evet. Şey, her taraf limiti zaten doldurup kebap geliyor. Kokusuyla sarılmış. O yüzden mi nedeni o mu Cüneyt? Çok ye, kebap ama yemeni. Güney öyle. Evet. Sadece Adana değil Urfa falan. Urfa, Mardin, Antakya. Yani. Ama kültürü de bayağı, kebap kültürü de bayağı geniş. O da yedikçe ya, yiyorsunuz. Ya zaten. Ben Adana'ya gittiğim zaman... Şimdi burada çok dikkat ediyorum. Haftanın 5 günü spor salonundayım. Ekmek yemem, ekmek asla kullanmam falan filan. Adana'ya giderim. Anne yemekleri hazırlar. Evet ya. Börekler, baklavalar, onlar bunlar bir de ama sürekli. Çok lezzet geliyor yemeklere. Yiyorum. Evet, Ayşe Hanım 5 günde, 5 gün kalıyorum. 5 günde. Orada 5 ayda verdiğim kiloları 5 günde geri alıyorum. Alırsınız. Ben bir taksiye binecektim. Sebebi de kuzu yağı. Ama öyle. Bir de hem kuyruk yağı hem de köz. Közde yapıyorlar ya. Bu köz kokusu da çok güzel geliyor bana ya. Evet. Bir taksiye bindim. Taksici arkadaş dedi ki Adana'dan geliyordum turneden. Nereden geliyorsunuz dedi Adana'dan. Aa abla ben de yarın Adana'ya gidiyorum. Niye gidiyorsun? Yemek yemeye. Özel ama. Vallahi sabah uçak bileti aldım dedi. Gideceğim yemek yiyip döneceğim dedi. Ama özel turlar var dediğin gibi Şebnem ya. Yok tek başa gidiyormuş adam. Ama şimdi Adana'nın yemeğinin güzel olması okey onu koyuyoruz bir kenara. Bir de annem gerçekten çok güzel yapar. Elinden öpüyoruz annemi. Selamlar buradan. Selamlar. Anneciğim canım benim vallahi. Bir tanem. Selamlar kurban olayım abi. Ya Adana şimdi, yemeklerini mi güzel yapar genelde mi güzel yapar? Her yemeği çok güzel. Adana'da çok yakın arkadaşlarım, Adana'da restoran yani. Sahibi arkadaşlarım var. Güzel yemek yapan. Böyle bu konuda da ünlü. Annemin yemeğini yedikten sonra Allah Allah diyor ya. Nasıl olur? Anneler öyle. Anneler. Evet. Evet ya. Anneler öyle. Aynen, aynen. Siz nasıl? En çok sizin çocuklara yaptığınız yemek, sizin şimdi, elinizden yemek istedikleri yemek hangisi mesela? Onlar çoğu yurt dışında yaşıyor zaten. Bir onun geldiklerinde hariç. Belki. Onlar geldiklerinde ben de onlara dışarıda yemedikleri pilavları, köfteleri, işte ev yemekleri falan yaparım. Bir de mantı da ben mesela mantı çok severim. Ben de çok beğendi severim ya. Mantıyı mantı. Beğendi çok severim. Evet. Zeytinyağlıları çok severim. Yani daha çok Akdeniz yemeklerini seviyorum. Akdeniz. Yani fasulyeleri falan o sebze yemeklerini. Şeyi beğendiği ama, de tutturmak çok zor. Ben tutturamıyorum mesela beğendiği. Değil mi o bir şey bir yani ölçüsü kıvamını. Var. Yani yapmazsan daha iyi tabii. Ezerek yaparsan o zaman daha kıymetli oluyor. Ben şey merak ettim ya. Geliyor. Çok özür diliyorum. Ayşen etle çok aram yok dediniz ya. Muhakkak bunun bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Çünkü ben de birkaç böyle belgesel izledim bununla alakalı. Acaba onunla mı alakalı? Hani aslında da birçok hastalığın vesaire sebebi veya işte daha vejetaryen ete büyüyen et kaldırmıyor belki.
damak tadı ile ilgili. Çünkü vejetaryen yaşamın daha sağlıklı olduğu falan duyumları... Yok yok. Ben de mesela son zamanlarda tamamen Akdeniz beslenmeye başladım. Yani çünkü evet, hafif geliyor, gece rahat uyutuyor vesaire şey değil. Daha sağlıklı oluyor yani. Sen gençsin. Adanaları ye yutur. Bir rahatsız olmayabilirsin. Gel bizim yaşlara. Ben nereye kadar biliyorsun? Gençsin. Öyle miyim? Çok uçma gitti. Kaç yaşındasın şekerim? Kadınlara sorulmaz, erkeklere sorulur. Kameraları kapatalım söyleyeyim. Ya erkekler şekerler ne yaşı be? Ya gerçi Google'a girince girdiler. Evet, çıkıyor. 43 yaşında. Tamam. Tamam, hiç göstermiyor. Gerçekten göstermiyor. Ayşe Hanım da hiç göstermiyor ki, siz de göstermiyor. Valla, tabii tamam. 65-70 orta yaş oldu. 43 artık şeyden çıktık, ufak gençliğe doğru gidiyoruz. Edine kapıdan çıktık. Gençliğe doğru çıkıyoruz. İşte 60... Bak 65'e kadar gençsin. Güzel bir analiz aslında. Gerçekten öyle. Ya. Ondan sonra... Orta yaş başlıyor. Artı ne başlıyor? Ayşe Hanım çok zor. Bir şey başlıyor anne, ne koyun? Evet, ben belki de yazlarını Urla'da geçirdiğim için... Zeytinyağlı Urla, yemekleri... Ay Urla, Urla'da geçirsek... Zeytinyağlı içinden çıkmam. Bizim mezeler size göre o zaman Ayşe Hanımcığım. Tam bana. Burada hafif güzel mezeler. Otlar. Evet, evet. Bir şey soracağım şimdi. Kahramandan bahsediyorum. Evet. Adı Aylin. Evet. Adı Aylin. Herkesin başı şu kitabı oldu. Öyle olmuş. Neden acaba diye sorsak. Vallahi yazarına bizzat. Bana sormayın. Okuyanlar... Aynen öyle. Yani ama... ben buna cevap veremem. Hatta ben yayıncımı ikna etmek için bu kitabı basmaya ona demiştim ki bakın Erol Bey bu kitabı kolejler okur. Evet. Çünkü Aylin Koleji. Ankaralılar okur. Ankara'da büyüdüm ben de. Dedi adı Aylin olanlar okur. Böyle ikna yani onu bu kitabı çok bas. O ne dedi Ayşe Hanım size? O bana ben ona projemi evet. anlattım. Böyle bir kitap yazmak istiyorum diye. Çünkü Aylin yeni vefat etmişti. Getirin basacağım dedi ve sözünde durdu. Ne güzel ya. Evet bastı. Allah. Ama hiç böyle bir patlama falan beklemiyorduk. Yani 3000 tane mi bastı? 2000 tane mi bastı hatırlamıyorum ama durmadı kitap. Neden patladı sizce Ayşe Hanım? Ama çok yani, enteresan bir evet. hikaye. Ben gerçekten Aylin'i çok tanımak isterdim belki ya. Belki yani çok. Kendi ben... düşüncem o evet. zaman. Daha bir kere çok enteresan bir kadın hayatı. Yani evet, hangi yani kadın kadının gitmiş yaşam de Amerikan çok... ordusuna girmiş, hem de 26 yaşında tıp okumaya başlamış, bitirmiş, Amerika'da başarılı olmuş, hakikaten kuyruklar var şeyin önünde. Arap prensinden evlenmiş. Bana tabanca dayasan evlenmem, ödüm patlar Arap prensine. Cesur, sonra ondan çok kaçmış, kaçmayı göze almış. Sizin nasıl tanıdınız yani nasıl şeydi aileden mi? Benim amcamın kızı onun teyzesinin kızı oluyor. Hı-hı. Biz ısımız. Vakit geçirdiniz demek ki. Tabii canım. Aynı apartmanda büyüdük. Ankara'da evet. Soysal apartmanı vardı. Meşhur evet. apartmanıydı o zaman Ankara'nın. İlk kaloriferli apartmanıydı Cumhuriyet devrinde. Orada biz komşuyduk. Hem de işte bu akrabalık vardı. Sonra aynı okulda okuduk kolejde. Yani biraz az bir yaş farkı var ama yani bir ömür beraber geçti. Bir şey söyleyeceğim. Allah rahmet eylesin. Yaşasaydı tepkisi ne olurdu? Yani size ne derdi? O kadar... Çok sevinirdi. Evet. Çünkü ben Aylin hayattayken evet. Güneşe Dön Yüzüne isimli kitabım basılmıştı. Çok sevinmişti, çok iftihar etmişti benden. Ben onun küçüğüyüm biraz. O 3 yaş çok fark ediyor küçükken. Yani halbuki hiçbir şey değil. Evet. Bu yaşlarda artık hiçbir şey değil. Kim büyük, kim küçük onu bile bilmiyorsun. Böyle ablam gibi yani çok çok sevinmişti. Onun için memnun olurdu herhalde. Ailesi ne dedi? Bu kitap çıktıktan şimdi sonra görüşmeyi ailesi. Daha önce... Bu kitabı şöyle, Ercan Arıklı vardı, siz belki bilirsiniz, basın prensi. Vefat etti. O da benim kolejden arkadaşım. Onun dergilerine ben yazılar üretiyordum, yazılar yazıyordum. Başka isimlerle, değişik isimlerle işte hayatımı kazanmak için diyelim. Mesela makyaj önerileri bana kalmış gibi hiç bilmem. O bir şeyler başka dergilerden çevirip çevirip bir şeyler yazıyordum falan. Dedi ki,
İlginç insanlar yaz. Kapris diye bir dergi çıkarıyordu. Oraya ayda bir, bir ilginç insan hikayesi. İlginç insanların listesini yaptık. Bir kere çok yok. Olan da izin vermeyebiliyor. Ama birkaç tane çok ilginç isim kotardık hakikaten. Aylin'i de yazdık. Çünkü Aylin onun da arkadaşı kolejde olduğu için. Aylin'e ben mektup yazdım. O zaman mektup yazılıyordu. Aynen öyle. Ha, böyle böyle senin Kapris dergisinde işte 5-6 sayfa ayrılacak. Bir şeyini, hayat hikayeni yazayım mı diye o bana resimler yolladı. Reagan'la çekilmiş çünkü orduda artık. Ondan sonra Reagan bir tane daha hangisiydi? Carter'la çekilmiş resimlerini falan yolladı. Yan yana böyle kokteyllerde. Ve işte ben ona soruyorum. O bana yazarak geri dönüyor falan, uzun sürüyor. Sonra dedi ki sen gelip bende kalsana bir ara. Mart ayında ona gitmek üzere anlaştık. Ben gideceğim, bütün sorularımı soracağım. Bu arada tabii aynı aileden olduğumuz için ben o bilgileri topluyorum. Hı hı. Çünkü ilginç bir de aile var. Aynı büyükannelerin torunları, Aylin'le benim kuzenim. Dolayısıyla onlarla konuşarak topluyorsunuz tabii, bilgileri. Tabii tabii, tepe alıyorum onları. Ondan sonra ben gitmeden önce Mart ayında Aylin vefat etti. Ölüm haberi geldi. Ay, sözleştiniz. Arabasının altında biliyorum. Kendi kendini ezmiş. Onu garip söyle. Bir kaza. Ben kaza mı sizce? Bence değil. Gibi şimdi, geldi. Şimdi artık bana okuduğumda. Başka bir fikir var aklımda. Yani burada söylemem. Ama yani şöyle, arabanın altında şu kalem gibi kendi arabasının altında yatıyor. Nereden baksan garip. Evin önünde. Çok garip. Çok garip. Adı da zaten Freak Accident. Dosyanın adı garip bir kaza. Garip bir kaza. Çok üzüldük, şok olduk. Herkes şok olmuş. Evet. Ve ben onun hakkındaki yazımı biraz değiştirip Yeni Yüzyıl diye bir gazete vardı. Onun da başındaki arkadaş benim arkadaşımdı. Okay'a gittim, dedim ki çok ilginç bir hikayem var, basmak ister misin? Resimleri de götürdüm. Bu ne dedi, bastı. Ve arkadan telefon etti. Ayşe, o kadar çok şey geliyor ki. Telefon bununla ilgili. Telefonlar yani, kim bu kadın, nasıl oldu, nasıl. Ama benim yazdığım hikaye bir hafta sonu yani. Özet gibiydi. Özet, özet. Sonra bana dedi ki Elcan, bunun romanını yaz sen. Yani şimdi yazarsam Aylin hayata sanki daha uzun yaşayacakmış gibi bir hisse kapıldım. Gittim sordum ailesine. Ailede bir ablası kalmış zaten. Yani annesi babası vefat etmiş. Ablayla konuştum. O da Kasım Güley'in karısıydı zaten. O dedi ki tabii sen yazar mısın dedi bana. Dedim evet, ben birazcık yazarım. Sağa sola bir şeyler yazıyorum. Bir de hikaye kitabım var. İstiyorsan sana göndereyim. Tamam, yaz bakalım dedi. Ben de yazmaya başladım. İşte bu kitap çıktı. Vay. Bu kitaptan sonra... Kaç ay dedi bu? Ya da bayağı Aylin, yani bir sene sürdü. Bir sene. Çünkü ben Amerika'ya gittim, kocalarıyla konuştum. İşte evinde çalışanlarıyla, hastalarıyla konuştum. Her hastasıyla değil ama 2-3 hastasıyla konuştum. İşte kocaları, arada birkaç tane arkadaşı, sevgilisi bir şeyleri var, onlarla konuştum. Bana bir de çok pahalıya patladı üstelik çünkü kolay bu seyahatler tabii. Herkesin evine New York bildiğim bir şehir. Bir de bütün doneleri toplamanız lazım. Doneleri, evet. Her bir şeyleri topladım. Geldim, oturdum, yazmaya başladım. Bir arkadaşım beni Affa diye bir yayın evi vardı. Bilirsiniz. Evet, evet, Vedat. Çok iyi bilir. Vedat değil, Afa. Afa, Afa, pardon, özür dilerim, pardon. Alfa zannettim. Yok, Alfa, evet. Şimdiki. Evet, biliyorum, biliyorum. Oraya gittik. Dedi ki ben kadın serisi yapıyorum zaten. İşte Camille Claudel, neydi ressam kadın, Frida Kahlo, Frida falan. Bu da Türk kahramanı olsun. Ne güzel dedim ben. Yalnız dedi bir bölüm yazınca yoluna göreyim. Ben önce hemen oturdum Amerika'da, yani unutmadan, çünkü aile burada toparlanır biliyorum, o benim elimin altında o bilgiler. Hiç unutmadan daha sesler kulağımdayken o bölümleri yazdım ve yolladım. Bir ay boyunca her gün telefon ettim, okudun mu, ne düşünüyorsun? Çünkü benim de ilk romanım, yani bana bir geri dönüş yap ki ben devam edeyim veya etmeyeyim, değil mi ya, düzelteyim falan. Ona mı bağlıydı? Hiç. Ben bir ayın sonunda anladım ki basmayacak.
Bıraktım yazmayı çünkü yani kapıda duran benzinsiz araba gibi ben bunu yazacağım, dünyanın vaktini ayıracağım. Kim yayınlayacak? Kim yayınlayacak? Evet. Yani ben neden okumuyor peki? Hayır, bilmiyorum. Ya istemedi. Vallahi. Çok küstüm ben. Bu arada yani hayata küsmedim de. Ha, biliyor bu konuda küstüm. Yazmaya mı küstüm? Çünkü dünya, hayır yazmaya evet. küsemem yani evet, o evet. durduramıyorum. Proje bazında şey proje olarak çünkü tabii. dünyanın parasını harcamışım, gitmişim, evet. gelmişim, yazmışım. Şeylerimi, umutlarımı kabartmışım falan. Duygularınızı vermişsiniz. Çok, çok böyle bir çöküş adeta. O çöküşten iki tane öykü yazdım. O öyküleri de ama hazin iki öykü yani bir tanesi anneannemin ölümünü değil de 50 sene oturduğu Narmanlı apartmanından çıkışını anlatan öykü. Annemin hmm. yanına geçişini. Çünkü artık her birimiz bir ayrı yerde oturmayı efor edemiyorduk yani anneannemi bir yanımıza almak gerekiyordu. Bir tane de başka bir öykü, o da acıklı bir öykü. Onları yazdım. Engin tutmuş bunları. Haldun Taner şeyine yollamış. Çünkü o çok beğendi. Yarışmasına. Benim öykü yarışmasına. Evet. Evet, takım halinde yollamış. Haberiniz de yok. Hayır, bana söyle. Evet. Çünkü bana dedi ki sen bunları yarışmaya sok. Bak dedi, yarışma var. Sen deli misin dedim. Ben kitabı bastıramadım bir tane. Yani kim olarak öykü yarışmasına gireceğim? O götürmüş, yollamış. Ondan sonra ben Haldun Taner ödülünü kazandım. Ertesi senede aynı öykü kitap haline geldi. İki öyküle giriliyordu Haldun Taner'e. Kazanınca onu bir yayıncı basmak istedi. Dedim ki iki öyküyle kitap bası yazar değil misiniz? Oturun yazın dedim. Fabrika mı bu evet ya? Evet, fabrika. Çektim makineyi önüme takır tukur takır tukur hiç kalkmadan 8 öykü daha üretti. Seri üretim gibi. Seri üretim gibi. O da ikinci kitabım. O yine sizin hayatınızla ilgili şeyi aldı. Hayır. Sıfırdan. O da Foto Sabah resimleri. O da Sait Faik ödülünü kazandı. Sait Faik. İki yıl üst üste iki öykü ödül kazanınca hem de çok prestijli iki ödül ama hikayelerim için onlar öykü ödülleridir. Remzi Kitabevi'nin kapıları bana açıldı. Ben Aylin projemi götürdüm. Hemen basarım dedi. Ama bu mu olmalıydı ya? Böyle ama olmamalıydı. Diye her işte bir hayır vardı bence. Vay da yani böyle olmamalı. Kısmet evet. Her şeyin zamanı varmış. Önce varmış çok de. Debelendim yani bunca yılımı. Gene ben yazdım arada. Biliyorum biliyorum. Yani oraya buraya gazetelere yani elim hiç gazetelere durmadı. Çalışırken de ben kamera arkasında uzun yıllar çalıştım. Onun için benim öykülerim biraz vizörden bakar gibidir. Yani film şeyi var. Şey tadı. İstiyorsanız eğer senaryo elinizin altında zaten koyun buraya çok, kitabı. Çok çok. Çekin. İşte siz diyorsunuz ya bilemiyorum okuyana sormak lazım. Şöyle ben bir okuyan olarak bir kere gerçek yaşam hikayeleri her zaman beni çok etkilemiştir. Ben kendi adıma söylüyorum. Ama ikincisi herkes aydın olmak istiyor aslında. Olabilmek istiyor ama olamıyor. Onun kadar cesur. Onun kadar... Çok insan bıraktı, üniversiteye yeniden başladı. Aynı şey Füreyya'da oldu. Füreyya 40 yaşından sonra başladı seramiğe. Ve hasta yatağında yani tek ciğer gitmiş, eğlensin, oyalansın diye hastanede önüne kil koyuyorlar. Yani işte bir şeyler yapsın diye. Kadın oradan dünya çapında ilk sergisini Paris'te açtı. Seramikçi oldu. Ve kaç kişi Füreyya'yı okuduktan sonra ya seramik yaptı ya tahta oymacılığı yaptı. Yani bir kapı açtı insanlara bu. Çok önemli ya. Ama benim için en değerli biyografim tabii ki Türkan Saylan'ın hayatı. O benim hayatımı evet. da değiştirdi. Evet. İki kitap vardır benim hayatımı değiştiren. Biri Sevda Linka, biri de Türkan Saylan'ın işte Kardelen projesi, Kardelenlerin çok önemli. Adını ben kodum zaten. Ama Kardelen. Türkan Saylan feci değiştirmiş hayatınızı. Onu reklamlardan sonra konuşalım ki. Bayağı değiştirmiş yani. Yani şöyle, bundan böyle bütün hak edişlerimi bazen gittiğin zaman, konuştuğun zaman, ettiğin zaman biz sana paralar evet. O doğru şeye gidiyor, derneğe gidiyor ve bakın, ben onlar gitti. İçin de çok çalıştım. Süper. Kendim de ayrıca şeyler yapıyorum. Yani çünkü çok, şu çok var, önemli. Bu memlekete eğitilmiş kadın kız aynen. çocuğu lazım. Çünkü kız çocukları erkekleri yetiştiriyor. Kız çocukları erkekleri, yani kadınlar yetiştiriyor, anneler.
onlar gidip katil olmasınlar. Bu çocukları eğitelim ki doğru yetişsin erkekler. Elinde bir tane tabanca bıçakla dolaşmasınlar sokaklarda. Çok bu çok önemli bir şey. Çok çok önemli. Reklamları kim pas etsin? Reklamları Cüneyt Dublaj sesiyle. Evet, Dublaj sesiyle. Dostlar şimdi reklamlar, ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir ondan bir bundan devam ediyor. Mahkeme lokantasının sunduğu bir ondan bir bundan devam edecek. Mahkeme lokantasının sunduğu bir ondan bir bundan devam ediyor. Programımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu ilk programımız arkadaşlar. Bir ondan bir bundan. Bundan böyle. Sunucunuz ben Cüneyt Tek. Çok değerli, birbirinden değerli konuklarım var bugün. Partnerim de Ayşe Hanım. Evet. Partnerimizde Ayşe Hanım. Ayşe Hanım hayırlı olsun. Çok güzel. Buraya konuk olmaktan son derece mutluyuz. Gerçekten çok mutlu olduğunu gözlerinden görmek istiyorum. Çok teşekkürler. Mur getirdik ya. Evet, mur getirdik. Size ev hediyesi getirdik. Şimdi en son nerede kalmıştık? Siz başlayın. Çok önemli bir mevzuda kalmıştık. Evet. Kadınların ne kadar önemli olduğu. Çünkü çok güzel bir şey söylediniz. Erkekleri kadınlar yetiştiriyor. Aynen. Çocuk. Yani kadın eğitimli olacak ki. Kendini çocuk değerli hissedecek ki çocuğu da çok güzel bir şekilde yetiştirsin. Aynen. Doğru yetiştirsin. Ve bu işte katiller, evet, vesaireler, zulüm yapanlar, zulüm yapanlar azalsın. Şimdi kadınlara, erkek çocuk sahibisiniz ama kız çocuk torunlarınız var falan ama mutlaka toplumu gözlemliyorsunuzdur. Şu andaki genç kız şeyini nasıl buluyorsunuz, potansiyelini? Kızlar nasıl yetişiyor sizce? Kaldılar mı? Genç kız kalmadı. 2 ayda 66 tane genç kadın öldürülmüş. Yani. Evet, evet, evet. Vallahi bir gün kadın sıkılacaklar. Öbür gün kadın kalmayacak. Allah yani bütün şiddet yapanları kılıyoruz buradan. Bir de yani şiddet yapılacak bir durum yok. İyi geçinmek varken niye öldürmek, niye şiddet ya? Yani ilkokuldaki bilgiler şaşırtıyor bu kadar bilgisizlik. Şimdi genç çocukları durduruyorlar. Kız olsun, erkek olsun. Bazen evde mikrofon hani sokak soruyor. Ha, Türkiye Cumhuriyeti'ni kim kurdu? Fatih Sultan Mehmet'ten tutun. Her şey Osmanlı İmparatorluğu'nu kim kurdu? Ya, yani mantık diye bir ders vardı. En son ben okumuştum. Benim yaşım okumuştu. Sonra kalktı mantık ve felsefe. Şimdi mantık dersi okumuş olsalar Osmanlı İmparatorluğu'nu Osman'ın kurduğunu bulurum. Evet. Bilgiye de lüzum yok. Evet, mantık. Evet, evet. Mantık. Cevap ne içinde? Cevabı içinde. O muhakeme de işte, öğretmiyorlar mantık ki. Öğretmiyorlar, felsefe öğretmiyorlar, tarih öğretmiyorlar, hiçbir şey öğretmiyorlar. Saçma sapan bir şey öğreniyorlar. Verileni al, robot aynen gibi yaşa. Evet, aynen. Dedim yani doğru. Hadi ben demiyorum yani köylerde, yoksul yerlerde... Evet. İmkan yok vesaire. Koca şehirlerde hı-hı ortaokula giden çocuklar hı-hı Osmanlı İmparatorluğu'nu kimin kurduğunu bilmiyorsa acınacak bir durum. Buna da katılıyor musunuz Ayşe Hanım? Hadi onlarda evet her yerde internet var ama biz araştırmayı, yapmıyoruz, öğrenmeyi evet de unuttuk. Hayır, değil mi? Aynen, yanlış mıyım? Aynen. Evet, temelliğe evet vurduk kendimizi. Evet. Hazır sonra lokma. Sonra şey de evet bakın. Bir programlar, bu programları ben çok sık seyrediyorum. Yani bu nabzı tutmak için. Sorusu içinde diye bir program var. Adam okuyor. Hı-hı, okuyor. Hı-hı. Dinlese içinde duyacak cevabı. Şimdi duyacak. Dinlemeyi de bilmiyoruz. Kesinlikle. Gözlemlemeyi de unuttuk. Gözlemlemeyi de bilmiyoruz. Düşünceyi de unuttuk. Ben de eğitimler veriyorum. Düşünce, evet. Düşünce tembeli olmayın diyorum öğrencilere. Hiçbir şey ama yani şimdi bu çok herkesin doğru elinde çok bir doğru tane çok bu. Doğru. Kim neyi giymiş, kaç kere tıklanmış, TikTok'ta böyle vücudunu sallamıyor. Yani bu şöyle tabii ki kız çocuklarının eğitimi önemli. Şundan da önemli. Onu öldürecek potansiyel olan bir erkekle beraber oluyor. Ona evet kayıyor yani. Evet. Hani neden kayıyor ona? Evet. Yine buralarda çizilen o mutlu aşk tabloları vesaireler bir aşk hikayesinin peşine gidiyor çünkü kızda. Bizim bir gün inşallah
bir eğitim reformu yapmamız şart. Kesinlikle. Ve yuvadan itibaren, evet. Yuvadan itibaren insan sevgisini, tabiat sevgisini, bir de dünya bitiyor, onlara kalmayacak. Yani inanın kimseye kalmayacak. Başka gezegende yaşamak, evet, zorunda kalacaklar ve başka gezegenin daha iyi olacağından şüphem var kendi dünyamızda. Onun için onları öyle, mesela suyu akıtma, ziyan etme, ışığı ziyan etme, yani bütün bunlar tabiattan giden şeyler. Ben böyle büyüdüm. Dolayısıyla hepimiz öyle, kızım fazla ışıkları kapat, kızım şunu yap, hep öyle büyümedik mi yani? Benim torunlarım bana gülüyorlar, beni cimri zannediyorlar. Benim bir hamburger köftesi yapabilmek için bir ton su harcanıyormuş. Evet. Hayvanın beslenmesi, bir blue jean için ne kadar su harcanıyor biliyor musun sen? Ne kadar? Ne kadar? Blue jean giymezsin bilsen. Korkunç bir şey ve her sene o blue jeanlerin bu sene bu tarafı yırtık, o sene o tarafı, aynen, yırtık, o atılıyor bu. Çöp yani gibi. Böyle bir tüketim toplumunda bu dünya mahvolup eder olup gidiyor. Üretim de olmayınca, hep tüketince olmuyor. Ben artık Bermuda giyiyorum. Bileşikten giyiyorum. Söyleyeyim Ayşe Hanımcığım, bundan sonra Bermuda'ya takılıyorum. Vallahi bilmiyorum ki. Gerçekten vallahi dertler var. Çok. Ya dertler ama çok. Ama ben çocuklarımıza çok üzülüyorum. Çünkü biz şimdi 4 gün bir turneden geliyorum. O turnede daha fazla vaktimiz oluyor ve böyle gençliğimizi konuşuyoruz. O zamanki tiyatro dönemimizi konuşuyoruz. Gençken yaptıklarımızı konuşuyoruz. Her şey çok güzelmiş. Ben yani de çok üzülüyorum. Ayşe'yi üzülüyorum mesela şu anda. Ben de çok. Daha da güzel günlerinde yaşadım ben. Yani insanların çok özverili ve bu memleket için bir şeyler yapmaya çok hevesli olduğu bir dönemdi benim. Ve çabaladı. Çabaladı. Yani en önemlisi de o ya. İşte ama o çabaların da karşılık aldığı bir dönemdi aldık, yani. Aldık şimdi, evet. Ben size söyleyeyim, şöyle hayal meyal hatırlıyorum. Mesela 70'li yılların sonuna kadar Avrupa'daki Avrupa haritası içinde, biz de Avrupa'nın bir parçası olarak, Türk kadınlarının iş gücüne katılımı herhangi bir Avrupa memleketinden daha fazlaydı. Eğitim alanında %60 galiba. Yani 61,5 okumuştum. 61,5. Şeyden, ama bunun içine, evet, profesörden var, tutun, evet, yeri temizleyen, kesinlikle, kadına kadar, yani o eğitim şeyinin içinde, damının altında %60. Bankacı kadınların sayısı %40, eczacıların %30, doktorların aşağı yukarı %40. Bu rakamlar Avrupa'da yoktu. Avrupa'da yoktu. Ve biliyorsunuz biz seçme seçilme haklarımızı kazandığımız zaman Avrupa'da bir tek İngiltere'de vardı. Bütün ülkeler daha sonra kazandı. İsviçre 70'li yıllarda verdi seçme seçilme hakkını kadınlarına. O kadar mutasip bir, yani erkek egemen ülkeydi. Biz bu ülkeyi bugüne getirdik. Bugüne getirdik. İnşallah bugünden sonra da ileriye gideceğiz, İnşallah, diye düşünüyorum. İnşallah. Başka bir yere gideceğim diyorsun sen, yok, yok, Allah ömürler versin. Bir Z kuşağını soracağım size Ayşe Hanımcığım, ama sana romantik şövalye diyorlar. Şarkıları romantik şövalye. Şövalye. Evet. Romantik kısmını duydum ama şövalyeyi... Şövalye lafını kaldı biliyorsun, bir tane şey dizi kalktı. Kalktı mı? Şövalye, tamam, romantik. Şövalye şeytana benziyor diye. Romantik. Evet. Öyle mi diyorlar? Ne diyorsun abi? Ha, ben romantik, romantik bir adamım. Ben romantik, gerçekten, bir adamım. Ben normal hayatta da öylesin değil mi? Aşkı arıyorum. Evet. Aşk. Ama yani sadece karşı cinsteki aşk değil. Hayatın, kesinlikle, içindeki aşkı arıyorum. Evet. Yani ben de mesela şimdi çok... Siz bir Yunus musunuz yoksa? Vay, güzel. Güzel benzetme, teşekkür, evet, ederim. Bir tane muhabbet kuşum var evde. O şimdi benim aşkım, o benim, tabii, bir tanem. Ara ara onunla böyle konuşurum. Onunla böyle çok da güzel bir ilişkimiz var. Videolarda koyuyorsun yani, değil mi Instagram'a? Evet, ona, evet, çok tatlı. Ama yani sen paylaşınca... Sevgi olunca, aşk olunca her şey güzel. Ben de onu yazmaya çalışıyorum. Yani insanlar aşk bizi, gerçekten bizi geliştiren bir duygu. Aşk geliştiren. Var mı aşk hayatında? Bakın, iki insan bir araya geliyor. Heyecanlı şeyler anlattın. Şöyle, aşk var mı bak? İki insan bir araya geliyor. Evet. Girmeyeceğim. Yok. Emin misin? Yine. Senin gibi aşk adamının hayatında bir aşk olmaz mı? Yaş 35 olduktan sonra... Ya. Ayşe Hanımcığım, bu Cüneyt'in de bu yüzü seviyor. Sapı, üzümün çöpü falan filan deyip ondan sonra böyle ya aslında niye biliyorsun, yalnız kalıyorsun. Heh. Neyi istediğini ve neyi istemediğini, hı, çok iyi biliyorsun. Ama zor beğenen birisi. Cüneyt. Ben işte onun
onun için de çok genç evlenmemeli çünkü ne istediğini bilmeden evet. Şu an ama bilmek de şöyle bir sıkıntı. Bildiğin için yani evet bu çok ama değil diyorsun. Yani burada bir sürü şeye bakıyorsun artık. Tamam da kitap okuyor mu? Anlayış. Kriterleri var. Esnek mi? Kafası esnek mi? Kriterleri var bunun. Evet ya bunlar çok önemli. Oturacağım ben. Evet. Ya yaşlanınca ne olacak? Ben onunla konuştuğumda keyif alacağım. Yine aynı keyif çok devam edecek. Doğru. Yani konuşabilmesi lazım, anlatabilmesi lazım. Ama var mı öyle kızlar? Eminim yok mu? Niye denk gelmemiş Ayşe Hanım? Ama şeyle ilgili, karşılaşmakla ilgili bir şey. Yani. Belki biraz gelmedi. Kadın bana göre zarif olmalı. Yani aa, bu da mahvolduk. Bu çok şey arıyor Ayşe Hanımcığım bile, ya. Çatalı nasıl tutuşu bulunur? Bile. Bulunur mu Ayşe Hanım? Bulunmaz. Öyle bir gülüşü bile. Şimdi biraz fazla... fazla gitti. 15 yıl evet. Evvelinden gerçekten... Rüyamda gördüm biliyor musun? Böyle bir kız rüyamda gördüm. Aa, o zaman Allah Allah. Evet, evet, bence de. Onu sana evren saklıyor. Değil mi? Getirecek. Ne güzel. Bunu şu an duydum ya, o kadar mutlu oldum ki. Çünkü yıllardır o kızı bekliyorum. Vallahi. Yıllardır. Nereden çıkacak acaba? Böyle diye seksene evet kadar beklemesin Ayşe Hanım. Hiç olmazsa gerçekten istediğim ve aşık olduğum insan olmadıktan sonra yalnız kalayım daha iyi. Hiç istemiyorum evet, vallahi evet. Ya yalnızlığa yani alışmak diye... da çok kötü bir şey biliyor musunuz? Ben o kadar alıştım ki şu anda yalnızlığa. Ben ya kimseyi istemiyorum mesela hayatımda. Çok, çok kötü enteresan. Bir şey de değildir aslında. Kimseyi istememek mi? Hayır yani yalnızlık ya, iyi çok güzel bir şey. Zaman zaman. Çok güzel yani. Evde kimseyi istemiyorsun. Ha yok kızım var ya. Yok, kızım o açıdan demiyor. Ay kimseyi istemiyorum gerçekten. Allah eve giriyorum Allah. Böyle bir özgür alan. Yani evet, harika her şey evet. Neyse. Dışarıda yoğunsun. Kazağımı atıyorum, çok güzel bir şey söyledim. İşte bir de evet. Ahiriyetten ikimiz de birbirimize böyle ara ara zamanlar bırakmamız lazım. Alan açmamız lazım. Sonra tekrar ortak bir yerde buluşmamız lazım. Benken bunu istiyorum. Onun da istemesi lazım tabii. Ona da onu vermek lazım. Yoksa başka türlü yürümez. Hiç o zaman Ayşe Hanım'a dönüyoruz ve 36 yıllık bir evliliğin sırrını soruyoruz. Bu aşkın suyu i̇şte, Engin abi. İşte söylediği gibi, çünkü birimiz İstanbul'da yaşıyordu, biriniz İzmir'de yaşıyordu. Ay en güzel form. Hafta sonları evet. Buluşuyorduk tamam. Ya ben gidiyordum ya o geliyordu. Alan açıyorduk birbirimize. Ne güzel. Ve yani saygımızdan hiç evet. Birbirimizi akşam saatlerinde aramazdık. Aa ne tatlı. Ben aramazdım. O neden Ayşe Hanım? Çünkü önce? İşi vardı. Yemeğe çıkmıştım. Bir şey oldu. Nerede? Çok tatlı. Bana da sorulsun istemem. Çünkü benim de kendime göre bir hayatım var. Yani dön hesap ver. Onu hiç yapmadık. Bunu mu dedi? Ben böyle düşünüyorum. Engin'den önce bir hayatım vardı, o ona saygı duydu. Ben de Engin'den önce bir hayatı vardı, ben ona saygı duydum. O mu? Gayet tabii. Zaman açmayalı. Yani, o galiba. Evliydik, bakmıydık, evet. Çocuklarımız vardı filandı evet. Filandı. Ama ondan sonra böyle bütün seyahatlere birlikte çıktık, tatillere birlikte gittik, hafta sonları buluştuk. Ondan sonra da git gel biraz zor olmaya başlayınca... Şişli'deki evi... Aa, orta ev haline getirdin. Paramız yetmedi, birleştirip aldık. O gün bugündür gene birbirimizi alan tanıyarak... Ama ayrı ayrı yaşarken de evliydiniz değil mi? Yoksa flört müydünüz? Neysek neydik. Neysek neydik. Ben de çok soruyorum ya. Ben... Tamam harika. Sonuçta beraber gel flört ya da evlilik. Buna cevap verir mi, cevap vermez mi Ayşe Hanımcığım bilmiyorum ama cevap verirse... Büyük ailemiz olarak çok memnunuz, biz de memnunuz. Ne? Evlenme teklifi nasıldı Engin abi? Yani eyvah! Hakikaten ben... Şimdi çok özele girdiniz, ben buralara tamam, cevap okay, verdim. Tamam, okey tamam. Ben çok, yani, çünkü ikiniz de çok romantiksiniz ya o açıdan sordum. Romantik miyiz? Vallahi romantiksin. Nereden biliyorsun? Ben bir kere göz göze geldiklerinde o bakışı gördüm. Her şeyi almış orada. Nerede, ne zaman gördün bir, sen bir yerde bir... Söyleşi gibi bir yerde. Bundan çok eski. 6-7-8 sene oluyor. Allah Allah. Evet. Bugün benim söyleşilerime gelmez. Yok. Yok. Hayır. Kapıda zaten. O size almaya mı gelmişti? Bir şey olmuştu. Ben oradaki bakışı görünce dedim ki ya. Kim kime baktı? Engin Bey size baktı. Ya Engin şöyle. Engin Bey size baktı. Ben dedim ki bu sevgi. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir kere bir evet. ilişkiyi götürmek gerçekten evet. bir maharet. Evet. Yani bir maharet yok, bence. İşte tarif ettiği gibi arkadaşım. Evet. Bir yetenek. O bence o. Bir şeyse yani bir de doğru kişiyle meç olmaya bağlı. Doğru kişiyle. Bir şey. Evet şimdi mesela sen diyorsun şikayet ediyorsun. Belki de karşına çıkmadı daha öyle biri.
Çıkarsa bakalım göreceğiz. Belki de çıktı nasıl? Ya. Ve özünde aslında çıktı şey yok mu? Güven yani şöyle. Kişi kendine güvenmiyor ki karşı tarafı sıkıyor. Hiç İki taraf da bir kendine özgüveni varsa şimdi zaten. Şimdi ilişkiler nasıl biliyor musunuz Ayşe Hanım? Şahit oluyorsunuz diyor. Her dakika kız oğlanı arıyor. Oğlan kız neredesin? Ne yaptın? Niye oraya baktın? Neden kalktın? Neden eve kaçta girdin? Kaçta çıktın? Böyle de, yani. Ispat ben için. Benim şahit ben oldum. Ben öyle bir şey kaldıramam. O da kaldıramaz. Ama ispat için bir de görüntülü evet, arıyor. Evet bir de görüntülü arıyor. Bir de diyor ki ben nerede oldum? Lokasyon at. Sen kendine güveniyorsan zaten. Tabii canım. Böyle bir şey yapmazsın. Kesinlikle. Zaten güvenmiyorsun ki korkuyorsun. Saygısızlık. Kendine saygısızlık. Evet, aynen. Z kuşağını nasıl buluyorsunuz Ayşe Hanım? Z kuşağını nasıl buluyorsunuz? Z kuşağını tanımıyorum ya. Z kuşağı benim torunlarım mı kuşağı mı? Yani bir kuşak aynen, var. Aynen o kuşak. Bir kuşak var şu. Şu. O Z kuşağı. O Z kuşağı. Maalesef o. O baştan ya sofrada da, yatakta da, arabada da nereye götürürsen götür. O elde o. Şimdi bu Z kuşağından sonra da X kuşağı geliyor Ayşe Hanımcığım. Evet, biliyorum. Onu çok merak ediyorum o kuşağı mesela. Ben o kuşağı tanıyamayacağım herhalde. O da muhtemelen o gözlükler var ya gözlükler. Evet. Onunla beraber çalışacağız. Evet. Bunu da söylerken çok da yani ben kendi torunlarımdan yola çıkarak ve yakın çevrelerinden, arkadaşlarımdan çok değerli bir kuşak. Yani benim bütün evet. torunlarım üniversite bitirdiler, çok başarıyla bitirdiler, işleri var, güçleri var filan. Şimdi ama bir taraftan da bu var da ben hiç unutmuyorum. İki torunum İsviçre'de yaşıyordu, geldiler İstanbul'a. Yani her yaz zaten Urla'da beraberiz de İstanbul'u ben ona yani onlara çok özenerek göstermek istiyorum. Köprüden karşıya geçireceğim. O köprüdeki güzelliği görsünler istiyorum. Ellerinde bir tane yan yana yapışmışlar. Buradan çocuklar diyorum aklınızı mı kaçırdınız? Dünyanın en önemli Avrupa'yı Asya'ya bağlayan köprüsünden geçiyorsunuz. Dinlemiyorlar. Bırakın şunu alıp pencereden atacağım. Dinlemiyorlar. Haklısın diyorlar. İndiriyorlar biraz sonra bakıyorum aynadan yine kafa kafaya vermiş. Buradaki aptallığı seyrediyor. Ben bu çocuklar adam olmaz dedim. Oldular. Çünkü oldular ya. Ama o sistem için aynen öyle. Ben de o yüzden Ayşe'ye kızamıyorum demek şimdi ki yani. Yani umutları şey yapmamak lazım. Yok yok ama sistem oydu yani. Onların yani doğduğunda sistem bütün oydu. Bütün çocuklar, torunlarım bu şekilde ellerinde bu aletlerle büyüdüler. Ama Ayşe Hanım bir yerde el frenleri var ama o çocuklar. Bir yerde el frenine basıyorlar ve duyuyorlar. Ha duranlar bunlar işte. El evet. freni olanlar. Bir de duymayanlar var. Duymayanlar var. Şimdi evet. çocukların ve üniversitelerini bitirdiler. Her birinin işi var, gücü var. Evet. Yani ben şikayet etmeye de hakkım yok. Onun için ne desem boş. Ya burası çok dünyaya entegre, dünyaya ulaşıyorlar buradan. Her türlü şeye şimdi ulaşıyorlar. Şey o köprüyle ilgilerini çekmiyor herhalde. Buradan evet internete girersen bütün bilgilere ulaşıyorsun. O bilgilerin çoğu da yanlış olabiliyor. Kendi bilgilerim bile bakıyorum. Ayşe Kulin doğum tarihim başka. Ben değilim o. Her şey değişik. Ama olsun bilgiye ulaşıyorlar. Ama ne diyecektim lafımı unuttum. Olsun bilgiye ulaşıyorlar ama yanlış diyordunuz. Bakıyorsunuz yanlış çıkıyor. Yanlış bilgiler. Ya evet. bilgiler de yanlış çıkıyor burada. Yanlış evet. çıkıyor. Evet. Evet. Ama o kötü ama işte mesela Ayşe'nin yurt dışında yaşayan birçok arkadaşı var şimdi. Onlara biz eskiden mektup arkadaşlıkları vardı hatırlarsınız. Vardı benim vardı. Evet Japonya yazardık, oraya yazardık, evet, oraya yazar evet. sonra görüşürdük. O da hoş bir şeydi aslında. Çok hoş bir şeydi. Ben... Şimdi onun yerini bu aldı yani. Biraz aslında onun önünden bakıyorum bunun ben. Bunun içinde etrafı da biraz kaybediyorlar. Yani güzellikleri, tabiatı. Ne bileyim. Sanal bir dünyadayız orada. Burada sanal. Boğuluyorlar galiba bunun içinde. Bu evet. giderek şimdi daha küçüklerde daha fazla. Evet. Büyüklere göre. Bir daha de, fazla bütün evet. Bütün hayatı kapsamış durumda. Yalnız çok güzel bir şey söyledin. O mektup arkadaşlığı ne güzeldi. Evet ya. Ya güzeldi. Mükemmeldi. Allah. Her birimizin vardı. Değil mi? Bir de süslü yapan evet, kokulu mektuplar evet. vardı. Tabii tabii canım. Yani, çok güzeldi. Çok güzeldi o ya. Bir uzun süre sürdü öyle arkadaşlıkları. Evet. Sonra kaybettik evet. birbirimizi. Ondan sonra da zaten o mektup arkadaşlığından sonra o sıcak arkadaşlıkları yaşayamadık aynen. diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bilmiyorum. Ya benim tabii benim yaşım sizinkinin bir misli olduğu yok, için yok, benim yok. Çok hala yakın arkadaşlarım var benim hala. Okuldan, ilkokuldan. Ne güzel ya. Hatta ya sizin dönemler, ben şimdi Dorman Tiyatrosu'nda oynuyordum biliyor musunuz? Hı. Bilmiyorum benim geçmişim ama Haldun Dorman'le çok yakın ve çevresiyle de çok yakın.
o dönemler işte Robert Kolej'den bahsettik ya, Göksel abla da çok yakınımdır. Hepsi çok yakınımdır. Bütün ekibi hemen hemen. Ben şaşırıyorum. Nasıl bir dostlukları var ya? Evet. Her organizasyonda birbirleriyle haberdarlar. Her ay mutlaka işte yemek yerler ya da ayda iki kez, üç kez. Her davette beraberler. Yani hiç çok sıkı her kol kola bir şeyler. Her okulda bu şeyler var mıdır bilmiyorum ama bizim okulda o çok şey. Belirgin herhalde. Sığı neydi Ayşe Hanım? Bunun sığı neydi? Yani bu bozulmama, ya kirlenmemesinin. Şimdi bak evet, yatılı okuduk çoğumuz. Yani Anadolu'dan da çok çocuk evet gelirdi bizim okula. Yatak, yatakhane hayatı o yaşlarda tam böyle ergenlik döneminiz, işte 11-12 yaşından itibaren 18'e kadar en değerli ve mühim yaşlar bunlar. Yani karakterinizin forme ettiği yaşlar. Gece gündüz berabersin. O imtihan heyecanlarını birlikte çekiyorsun, eşya paylaşıyorsun. Birisi mesela birbirinden buluşmaya mı gidecek? Herkes bir araya gelir, ben bunu veririm, o onu verir filan, böyle bir şey. Paylaşım o, vardı değil paylaşım mi? Paylaşım. Evet. Ailenden falan daha çok paylaşımda bulunuyor. Mesela yatılı okumayan da gündüzü okuyan çocuklar o kadar çok şey olmuyor. Samimi olmuyorlardı. Samimi olsalar bile bu kadar yakın olamıyorlar. Yani kardeş gibi büyüyorsun. Acaba aynı damın altında. Cüneyt'e de askerlik arkadaş. Ha, Cüneyt'e de aynısını evet soracağım da paylaşım mı bitti ya? Paylaşım. Ya aradaki paylaşımlar bitti mi artık? Bu sistemler ha değişti artık. Mesela yatılı yatılı hı okumak. Ben mesela kızı Fransa'ya yatılı göndermek istiyorum. Korkuyorum şu anda. Korkudan o zaman ailen sizi gönül rahatlığıyla yollamış. Çünkü böyle korkular yoktu. Belki de. Hayır, hiçbir korku yoktu yani yatılı yani bir okulda, evet, doğru dürüst bir okulda, herhangi bir okulda yoktu. Öğretmenler çok iyiydi, eğitim ama iyiydi, Türkiye değişikti. İşte değişikti. Evet, şimdi evet, şimdi dışı kimin gelip de kafasına ne sokacağını bilemiyorsunuz. Çok doğru söylüyorsun. Yani başında olmadığım evet zaman nasıl kontrolü sağlayayım? Evet. Yani öğretmenlere çok güvenilirdi. Ama güzel şeylere gelelim. Bir gidersen dedin yıllar önce. O şarkı hala efsane. Evet, hadi, hadi bir daha de, bir daha de. Onu bir daha de. Çok güzel. Şebnem'in ve Ayşe Hanım'ın dediği gibi o şarkının yerine bir şarkı daha koymak hayalim var mı? O şarkı geçecek. Bir şarkım var mı? O yani yaptın mı pandemide? Şarkı koyduk ki. Hangisi? Kurşun. Heh. Onu söyletmeyi onu istiyordu. Çünkü kurşunla erkeği bitireceğiz onu. Her erkeği evet diz çöktüren bir kadın var. Evet. Çok öyle güzel. Evet. Ya şey, olmaz mı yani? Çok güzel şarkılar. Evet. Yeni bir şarkı çıkıyor mu? Geliyor mu? Var. Yeni bir şarkı var. Onun müjdesini de seni sevenlere ve büyük ailemize verelim ki. Zannedersem iki evet ay sonra klibi çekmiş yayına. İsmini paylaşabiliyor musun, gizli mi? Sı paylaşma istersen. Çalarlar malarlar. Çalarlar malarlar. Niye çalarlar ya? Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Çok da güzel bir düet geliyor. Çok da sevdiğimiz bir kim sanatçı bir dostumla beraber okuyoruz. Onu söyleyelim mi? Yok onu söyleyelim. Onu da söyleyelim. Ama çalıştığım yani geçmişe bakarsak tahmin edebiliriz kim olduğunu. Ya dizi müziği yapacağım mı? Dizi müziği yapmayı hiç düşünüyor musun? Hiç aklıma gelmedi biliyor musun? Bence yap. Vallahi şarkılar... Ufuk karar verdi ya. Çok uygun. Çok uygun şey yapayım şarkılar... Ayol dur, teklif gelecek mi? Nasıl yapsın? Hiç aklıma gelmedi. Elini kolunu sallaya sallaya. Ben dizi müziği yapacağım. Evet. Yapabilir çok güzel. Bak, çok güzel bir şey. Sesli kitap. Sesli kitap. Olabilir. Çok doğru. Çok doğru. Hikaye olabilir. Hikaye olabilir. Doğru. Aslında bunu bu var biliyor musunuz? Bunu düşünüyorum. Evet. Yani benim üç tane erkek karakterin aslında anlatılmış romanım var. Ya tamam. Ayşe Hanım'ın ikini okusan evet. Vallahi büyük onur evet diyorum valla. Ne güzel. Ben de sizin kitaplarınızdan hı bir tane okumak istiyorum. Tabii bu sesimde de iyileşince. Senin sesin bu halinle de güzel de evet. Hep onu soracaktım bak, laflar karıştı. İşte sesli kitap okuma oranını düşürüyor mu sizce? Şimdi kitabın ister istemez zaten sese ve şeye geçmesi lazım. Buralara inmesi dijitali lazım. Çünkü ağaç kesiyoruz. Yani doğayı mahvediyoruz. Etmesek de şu anda korkunç pahalı şeyler. Kitap. Ama Ayşe Hanım şunun kokusu, şunu tutmak o kadar evet güzel evet bir şey ki. Evet ama yani ben buradan okumak istemiyorum. Onu hissetmek ben ya. Evet. Okuyamıyorum evet hayatta. Çünkü ben bir de çizerim, ederim. Altına küçük notlar alırım. Aynen. Her okuduğum evet şeyi. Onun için ama bu kaçınılmaz olacak. Bizim bence de. Benim için ben görmeyeceğim. Ama sizler göreceksiniz. Hayır, yani bana mesela şöyle bir avantaj var.
vakitsizlikte merak ettim kitapları. Arabada falan dinliyorum trafikte. Yani 2,5 saatimiz tabii. Trafikte geçiyor. Evet. Neden saçma sapan DJ çok bilmem ne radyo. Öyle bir durumda evet. Çok mantıklı. Öyle bir durumda çok mantıklı. O bana çok mesela bir kaç tane okuyamadım kitabı öyle bitirdim. Öyle evet. Teklif geldi mi? Bir de tabii indirdiğiniz zaman ben hiç öyle okumadım. Engin öyle okur. Bana diyor ki 10 tane kitabı indiriyorum. 10 tane kitap taşıyamam yanımda. Doğru. Doğru. Ama bu şekilde özellikle yolculuklara falan çıkarken o indiriyor, okuyor. Aynen. Alışkanlık. Ben alışamadım. Neden? Hissetmeniz mi lazım? Hissetmem ha? Lazım. Sayfayı çevirmem lazım. O sesi duymam lazım. Telefonda böyle evet. Büyütüyorum. Sayfayı buraya çeviriyorum falan. Hayır, sesli kitaptan. Ha, sesli kitaptan. Yani sesli kitap ha, o sesli benim... kitap ayrı. Onu atıyorsun kaseti. Yani neyine tabii canım. Değil mi? Artık kaset de kalmadı. Ben orada kalmışım. Uygulama indiriyorsun. Ben, uygulama indiriyorsun. Ben çok eskide kalmışım abi. Yok elime alacağım ben kitabı. Ben zaten sesli kitaptan bahsettim. Yani sesli kitap çocuklar mesela işte kız. Yok ben görselden bahsettim buralarda. Evet anladım ondan bahsettiğinizi. Mesela Ayşe bir ödev veriyorlar şeyde. Onların 15'er gün tatilleri oluyor böyle. Fransızca bir kitap okuyacaksın. Bu sessizliğini buluyor. Onu dinliyor. Yani kolayına gidiyor. Kısa çözümde güzel. Şu alışkanlık gidiyor. Evet, evet tabii. Onlar da. O yüzden sormuştum. Ya bir de bayağı şey... bir potansiyel var çünkü orada da değil mi? Sesli kitaplar. Bir de okurken evet var. Seslenen kitap diye bir kitaplar var zaten. Onlar çok bayağı revaçta. Hı-hı. Bir de trafikte falan dinliyorsun tabii. Onları. İşte o iyi. Benim için çok ya iyi. Rahatlatıyor bir de. Kafaya hem iyi hem kötü. Evet. Niye? Güzel ya. Şebnem. Vallahi güzel. Hayır, ama elimizde olması evet. Lazım. Kitap aynı şey. Oh, kitapta evet. Geri gidersin, öne gidersin. Evet. Aa, evet, evet. Yani işte dediğiniz gibi notlar evet. Alırsınız. Aynen. Bir de şey... Siz çoğunlukla yazılarınızı, kitaplarınızı biçte yazarmışsınız. Biçte mi? Biç. Doğru mu? Yok. Kumsalda yani. Kumsalda. Hayır, kumsalda yazmam. Mutfakta yazarım. Aa, ne tatlı. Ha, bunu düzeltelim çünkü, diye sordum, evet. Hayır, hiç kumsalda olmaz evet. Çünkü kirlenir yani. Çok güzel dediniz. Bunu düzeltelim çünkü internette geçiyor bu. Ayşe Hanım, onu sormak istedim ne özellikle. Ne bakıyorsun, neler evet. Söylüyorlar evet. Benim hakkımda? Neden mutfakta? Çünkü mutfakta değilsem yemeği yakıyorum. Yemeği ben pişiriyorum. Ya Ayşe Hanım diyorum ya. Halbuki mutfakta olsun, mutfakta da bir masam var. Kokusu geliyor buradan gidip atıyor. Çok iyi ya. Vallahi çok güzel. Vallahi. Onun için mutfakta, berberde, havaalanlarında, her neredeysem orada. Şeyde değil. Şeyde tabii. Kompütürle yazıyorsunuz. Yani kofirde falan iPad'le. iPad'le. Yani. Çok büyük olmayan o, değil. Çünkü bazı yazar hala kalemle yazmak istiyor. Yok. O artık şeye, o zamana direnmek. Yani evet. Vakit kaybı. Bir de zulüm galiba. Bir de başka biri onu çekecek yapacak. Edit yapacak bir de var ya. O hakikaten olmaz. Sen bir şart... de o kadar kolay ki beğenmediğin yeri atıyorsun oradan alıp oraya getiriyorsun. Yani bu kolaylığı bana vermişken hayatımda niye kullanmıyor? Cüneyt'in sen şarkıları nasıl, nerede yapıyorsun öyle? Aa, şarkı söyledi. Ayşe çok güzel bir şey söyledi. O bende de şeydir mesela o hava evet. Limanı, yolculuk esnası bende değişik bir duygu hali yapar. İyi hissederim kendimi. O yolculuk çok iyi gelir. Ve orada mesela yolculukta da bir şeyler karalar. Uçakta uzun yollarda. Evet, ben evet. Bir kere uçak kaçırdım. Ay! Yazarken. Dalmışım çünkü ben kendimi kilitliyorum yazarken. Yani gürültüyü hiç çok duymuyorum. Onun dışında yürüyüş yaparken ama mesela hani evde oturup da hani en çok gece bir şeyler birikmiş, bir şeyler birikmiş, evet, bir şeyler yaşamışım ve bir şeyler hissetmişim. Veya İlla ki kendim yaşamam gerekmiyor. Bir gün çok sevdiğim bir kardeşim oturdu. Konuşuyoruz. Canı yanmış. Aşk acısı çekmiş. Bana anlatıyor. Abi diyor böyle böyle diyor. Her şey çok güzeldi, çok iyiydi. Bir anda bana çok güzel kelimeler söylerken, gözünden bile sakınırken bir anda uzaklaştı. Şöyle oldu, böyle oldu. Nasıl? Benim sevgim tertemizdi diyor. Dedi. Benim tüylerim diken diken oldu. Çok seviyorum. Kardeşim gibi seviyorum. Hemen o anda tüylerim diken diken oldu. Bütün aşkın sevgin bu muydu yaşananlar oyun?
Kurgu muydu benim aşkım sudan da, duruydu beni anlamadın ya. Ay. Kurşundan mı bu, hangisi? Yok bu, bu başka. Bir kurşun alalım. En son o şeyi söyleyelim valla. Yani gidip giderseni en sona sakladığın kapanışta bir kurşun alalım senin o. Valla. Senden kurşun geçer de, geçmeyen bir sevdam var. Unutma her erki, diz çöktüren bir kadın var. Olmazsa olmazımsın, gözyaşın yaralarımsın. Senden başka kimim var? Güzel. Güzel. Yani mükemmel. İnşallah o kadını bulur. İnşallah. Hayatımın aslında amacı dersek yeridir. Aa, evet. Çok tatlı. Aşk. Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yani ben hiç sevmem aşk mesela. Ben çok hasta oluyorum aşkım. 20 yıl sonra bir yere geliyormuşuz. Hasta gibi oluyorum. 20 yıl sonra bir yere geliyoruz. Bulacağım inşallah. Az kaldı. Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Yayıncımı kaç sene sonra buldu? Ya. Sonra ilk basmayan ne yaptı acaba? Hiç pişman, pişman, pişman. Ben demişim, pişman. Öldü o zaman. Ay, ya. Ama pişman. Pişman. Ya şey, inşallah ya son dakikaya giriyoruz gerçekten muhabbet öyle güzel yani. Evet, güzel bir son. İyi ki gerçekten. Vallahi çok sevdim. Yani biz ya. Çünkü bunu samimiyet, doğallık, evimizde bu kadar basit ya, yanlış arkadaşlar, mı? Arkadaşlar, cidden şu program için Ankara'dan geldi. Ankara'dan geldi. Gerçekten. İnanılmaz mutlu oldum. Gerçekten çok keyifli, çok kaliteli, çok güzel. Evet. Ben sürpriz yaptım. Ya Ayşe Hanım'ın mutlu olması beni acayip mutlu etti. Çok direkt. Çok sevindim. Ya, evet. Vallahi söylemedim, sürpriz evet. Yaptım Ayşe dedi. Ayşe Hanım bütün ekip evet. Şeyle sizi bekliyor. Vallahi bekliyoruz ayrı evet. Ama. Evet, aynen. Duyurdu o gruptan. Çıka çıka ben de. Aaa daha ne geldi? Nasıl mutlu ettiniz bizi? Afeti devran bir kadın geldim. Bir dakika en son çok kısa bir soru. Tabii ki. Polisiye yazmaya başladınız. Yani polisiye yazdığında iki kitabı var. En sevdiğim tür olduğu için polisiye çok dikkat edin. Neden? Yani var mı özel bir şey? Hayır öyle geldi. Ne çıkarsa elimden. Süper. Biri kördüğüm, biri onu devam eden son. Ama ne okudunuz mu dönüşümü? Hayır mesela? Okumadım. Ama hep aklımda çünkü hani polisden polisiye okumak çok önemli. Kitaplarımın bir özelliği var. Bambaşka hikayeler. Bir bakıyorsunuz şey yapardı bunu. Akila İlhan'ın romanlarında vardı. Romanın içinde birdenbire başka bir kitaptan birini bulurdu. Ay bir akrabama rastlamışım gibi sevinirdim. Karakterler değişti değil mi? Karakter var. Hayır. Bambaşka bir roman okuyorum ama aynen. Bir önceki kitaptan bir önceki. Veyahut bir iki önceki kitaptan tanıdığım biri orada. Aa çok sevinirsin. Şimdi bunu ben çok sık yapmaya başladım. Çünkü çok seviyorum. Polisiye evet. Devam edecek mi? Şebnem'in sorusuna. Polisiye evet. Devam edebilir. Ha, devam Tutsak Güneş diye bir kitabım vardı. Türkiye'nin sanıyorum ilk distopyasıydı. Hı hı. Bakın o kitap önemlidir. Ne kadar ileri görüşlüsünüz gerçekten. Evet. Türk yani Romanis Cumhuriyeti diye bir hayali ülkede, hayali bir zamanda ama ileri doğru bir cumhuriyette, bir memlekette geçen olaylar. Çok enteresan, çok o, güzel. Şey, güneşi yok memleketin çünkü bir bulut, hep bir sis altında. Çünkü oranı idare eden lider gökyüzünü kiraya vermiş bir şeye, bir gök aracına güneşi kapatmış. Öyle yaşamışlar 10-20 yıldır. Hep karanlık. Kapkaranlık değil ama bulutlu. Bulutlu yani bir bulutlu günde güneşi öyle uzaktan çok... Şey görürsün ya, onun için bütün ağaçlar her şeyi yapay. Çünkü ölmüşler yani, tabiat kurumuş. Böyle bir ileri şeyde bir, onun devamını şimdi yazmak istiyorum. Ay, çünkü o romanisi, yazın ya, o romanisi de okuyun. Çok, çok okumaz mıyım? Hemen okuyacağım. O kimse, ben bu masada oturabiliyorum. Hiç öyle değilsin. Aynen.
Ayşe Hanım gerçekten ineği görmüş yani. Gerçekten görmüş. Ay öleceğim. Çok güzel, oh. Çok tatlısınız oh. Ya. Bitti galiba sizin. Bittik mi? Bitmeseydi Kevan dedelim. Vallahi. Ödemiyoruz vallahi. Engin açlıktan ölecek. Engin Bey bizi bekler ya. Durun daha selam. Kitaplar imzalanacak. Çok teşekkür ediyoruz. Hayatınıza sağlık. Çok eksik olmayın. Iyi. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Cüneyt sana da. Ben çok onurluyum, mutlu oldum. Sağ olun canım. Gerçekten. Ankara'lardan geldin. Ayağına sağlık. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Hadi aradığın aşkı bir arada. İnşallah 5 gün içinde. Ankara'ya selam. Gidersen de bitireceğiz. Hayır, daha biliyorsun selam. Değil mi? Tamam. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Şarkıyla bitiriyoruz. Evet dediğim yani gibi. Çok kısa bir kısa hemen. Sözcükle. Haftaya kadar bizi özleyin büyük ailemiz. Biz sizi çok özleyeceğiz. İki tane ailemizden çok değerli konu Ayşe Kulim ve Cüneyt Eki ağırladık. İyi ki varsınız. Haftaya sizin kanalınız Uluslar Kanal'da sizin saatiniz 23'te görüşürüz. Gidersen de bitiyor hocam top sende. Beraber söylüyoruz ama. Haydi. Gidersen bugün bu evden bu can bu hayat düşer gözümden ben sana deli divane aşığım. Hepinizi çok seviyorum. Ay, teşekkürler. Devam et, devam et. Dinleyelim gidersen. Mahkeme Lokantası Biyon'dan Bibundan'ı sundu.